Herkese merhaba, Evren'in Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz sevgili koç burçları. Bakalım yakın zamanda kalp enerjinizde neler olur kalbinizdeki kişiyle? Şu an koç burcunun enerjisine bakalım, düşüncenizde ne var, burada neler oluyor? Koç burcunun kartı bir imparatorla, yani sizi anlatan, sizin kartınız imparatorla açtım. Koç burcunda şu an sizin enerjinize aslında uyum sağlayan, bir sizin kadar da o kadar güçlü olan, ne istediğini bilen ama bir tarafta da böyle kibirli olan bir kalbinizdeki kişi var. Burayla ilgili bir sessizlik, inatlaşma, sanki her şey böyle zora koyulmuş bir enerji var. Hani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl adım atayım veya buradan bir adım olur mu veya burası dönüşür mü dediğiniz bir nokta var. Peki karşı tarafın enerjisinde size karşı ne var? Karşı tarafın enerjisinde arkasına dönen biri var. Senden büyük bir başlangıç beklemiş. Bir şeyler olmasını istemiş ama siz sanki burayı yapmamak adına hep orayı köşeye sıkıştırdığınız bir durum var. Yani bir yol ayrımı olmuş olabilir, giden bir enerji olabilir, mesafe olabilir. Ne yapacağınız bilmediğiniz, kafanızın karışık olduğu bir enerjide ve kafası karışık. Yani burası aslında bir gitmiş ama gidememiş. Ama sizden beklentisini de alamadığı bir enerji var. Peki ne olur burası şu an? Bakalım. Ya burada biraz böyle çatıştığınız, her iki tarafında aynı karakterde benim diyen bir enerji var aslında. Bakın yine aynı şekilde çıktı. Yani iki tarafta kendi dünyasında ve kendi istediğini olmasını istediği bir taraf var. Ve burayla ilgili bir şeyleri dengeye getiremiyorsunuz. Ya inat ya beklentiler diyebilirim size. Burayla ilgili bir çatışma. Ama sonrasında diyor ki yani burası bitiyor, yolun aydınlanıyor. Çünkü her ne kadar burada bir kendinizi inat veya bir savaşın ortasında bulsanız da her iki tarafta birbirini düşünen, aslında birbirini kazanan. Ya aslında sen onu kazanmak istiyorsun, o da seni kazanmak istiyor. Çok ilginç buradaki koç burçlarının kalp enerjisinde. Biraz evet karışık, karmaşa ama kolektif enerjide uyumlananlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Her iki tarafın birbirini kazanıp da ama öyle bir nokta ki bir taraftan da birbiriyle savaştığınız bir nokta var. Peki yakın zamanda ne olur sizin için? Neyi yaşarsınız? Ne olur? Ne biter? Burada hangi duygularla karşılaşırsınız? Burası düzelir mi? Burada bir denge sağlanır mı? Bu zorluklar biter mi? Evet, bitecek. Çünkü bu bir kadersel ilişki, kadersel bir döngü. Her iki taraf birbirine aslında adalet sağlayamasa da, zorlansa da, bırakıp gidilse de, sessizlik olsa da, ama kafalar, düşünceler hala birbirlerine bağlı olan, birbirlerini isteyen, ayrı yollarda olsanız da kartlar diyor ki hayır, siz yine bir araya geleceksin. Çünkü sizin İlişkiniz, sizin sevginiz kadersel bir döngüde tekrar bir araya gelip şanslı olacağınız, birleşeceğiniz bir dönem başlıyor diyor kartlar sevgili koç burçları. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.